Evet, şu an odamın vibe'ı çok güzel. Şuraya şu kadarcık ışık yansıyor ama benim hoşuma gidiyor. Bir de şey hoşuma gidiyor. Ve defterleri falan düzenleyeceğim. Çünkü her şey birbirine girmiş durumda. İlk olarak şu. Bu defter benim günlüğüm. Geçen seneden beri falan. Eskisi kadar çok uzun yazamıyorum nedense. Yani böyle günlük der ki işte bugün bunu yaptım, bugün bunu yaptım değil de böyle bir şeyleri çok yoğun hissettiğimde şu şekilde. Bu Teddy'den. O normal bir kırtasiyeden de. Bu Teddy'den. Ama bazı birkaç yerde daha gördüm. Şöyle işte bicep çıkartmaları var. Bence pek güzel değil. Böyle aradığım bir çıkartma türü var benim. Daha böyle estetik şeyler ama hiçbir yerde, hiçbir şekilde bulamıyorum o çıkartmaları. Kasım Aralık günü bitecek. Şu an şuradayız. Bu haftadayız. Yani şu kadar kalmış. Dediğim gibi yani Ekim... Yani tam Kaçın'da bittiğini anlamak için tarih attım yanlarına. Yani şu şekilde. İşte 20, kaç? 13 Ekim, 14 Ekim, 15 Ekim. Ama bu ajanda ile ilgili bir yorum var. Yani bu hediye ben hani gerçekten çok beğenerek kalmıştım. Daha doğrusu bu hediye. Ama hani ben beğendim içine bir alındı. Kesinlikle hediyeyi beğenmemekten değil ama kullandıkça şunu fark ettim. Ajandam şöyle şöyle değil de olmalıydı bence. Daha sonra dün aldığım iki defter var şu şekilde. Journal'ımsı kullanmak için aldım. Bunun böyle içi noktalı. Bakın bir tanesi şu şekilde. Böyle mavi yeşil tonları aldım. Çünkü ben hani yeşilin bu tonlarını çok seviyorum. Bir de böyle renkli. Aşırı aşırı tatlı. Yani böyle şeyleri çok seviyorum. Bayağı bildiğiniz modaya ilgim olduğu için. Ay. Onunla ilgili şeyleri bunları şey yapıyorum. Ya böyle Yanar'dan aldım. Dün bir arkadaşımla ilk kez dışarı çıkmamızdı. Ben de Diana'ya Fransızca hikaye kitabı şunu buldum. Günaydın. Başka bir gün sabahı ve hıçkırık tuttu. Nefret ederim bir dakika. Şimdi hıçkırığım geçti. Birazdan şunu yaptırmaya gideceğim. Çünkü bayağı bir sıkıntısı var. Kapım kaç kere düştü şuradan. O yüzden bir göstereyim, yaptırayım diyorum. Bir de ay bir ton sıkıntısı var. Bu kadar uğraşacağıma yenisini alsam iyiydi yani. Şurasını şey yapmışım ama bunun malzemeleri duruyor. Bunu çıkarayım derken içinden de bu çıktı yani. Şöyle bir şey bu. Ne olduğu ile ilgili hiçbir fikir. Ya böyle şeylerden o kadar anlamıyorum ki. Değil mi mesela? Bir elektrik, elektrik çarptı. Üçe bölündü bu sarı şey. Bence hiç yaptırmayayım ben bunu. Şimdi her düş sonrasını saçıma kullandığım yani düzenli olarak tek bir şey var. Spreyi. Bu bayağı viral oldu biliyorsunuz ama ben öyle olmadan önce de almıştım. Çünkü ben çok uzun süredir sadece şampuan olarak da saç kremi olarak da hep Urban kullanıyorum. Ne zaman farklı bir şey denemek istesem ya da işte ne bileyim gidiyorum bakıyorum bazen işte hani güzele benziyor. Bir kere bunu mu denesem falan olsa herhangi bir saçım direkt saçlarım dökülüyor. Ya normalde de çok yavaş uzamıyor ama sprey kullanmaya başladığımdan beri daha da böyle hızlandı saçımın uzaması. Böyle bayağı bir sıkıyorum diplerini. Hiç çekmiyorum. Özellikle bu ara şu ön kısımlarıma çok fazla sıkıyorum. Çünkü kalkül kestirmiştim ve inanılmaz pişman oldum. Bu tarağı da çantama atmak için almıştım. Normalde bu kadar beğendim ki sürekli bunu kullanıyorum. Duştan çıktığım zaman Urban'ın bu sıvı saç bakım kremi nasıl kullanılıyor? Amacı ne hiç bilmiyorum ama çok uzun süredir kullanıyorum ve sürekli sadece bu mavisini alıyorum. Yani şampuan değişebiliyor. Saçımın ihtiyacına göre herhangi bir şampuan alıyorum Urban'ın. Biraz böyle toparlanması gerekiyor. Bunun da boyalı, röfleli ve yıpranmış saçlar yazıyor ama saçımda röfle ya da yıpranma yok ama sürekli boyuyorum. Normalde çok koyu bir kahverengi saçım zaten ama ben sürekli siyah boyuyorum sürekli. Ve o yüzden hani kullanmamda bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Bir de bunun kokusunu çok seviyorum. Duştan çıktığım zaman bazen şöyle sıkıyorum. Bazen fön çekmeden önce, fön çekerken. Şu an kullanmayacağım. Şu an sadece saçımın diplerine sprey sıktım, taradım ve doğal haline bırakacağım.
Onun dışında bugün kirpik randevum var saat 2'de. Başka da işim yok bugün. Daha yeni yaptırdım. Sadece şunun ucu daha uzun, bunun ucu yok gibi. Yani annem yaptırdım ilk günden beri söylüyor. Bir hafta falan oluyor yaptıralım. Annem ilk günden beri diyor ki eşit olmamış. Onu düzelttir. Bana da eşit geliyor. Öyle gözüme batan bir şey olmuyordu. Ama bir iki gün önce falan gözüme batmaya başladı. Annem de diyor ki daha yeni mi fark ettin? Evet. Şimdi video çekerken telefon kılıfımı çıkardım ve kartımı kaybettim zannedip bir hafta önce iptal ettirdim. Ve o kart telefon kılıfımın içindeymiş. Ama çoktan yenisi geldi bile yani. O yüzden bunu kırıp atacağım. Zaten bunda adım yazmıyordu. Yeni gelen kartta adım yazıyor. Bu arada randevuma da çok çok az kaldı ve hiç gitmek istemiyorum. O kadar canım istemiyor ki. Çok sıcak zaten ama hani... Neyse durun. Biraz arkadaşlarıma sataşayım, mesaj atayım. Şimdi... Eve geleli 2 saat olmuştur diye düşünüyorum. Net daha iyi oldu yani. Çok belirgin bir eşitsizlik varmış yani. Ama mis gibi oldu, düzelttik. Sonra tabii eve gelirken bir yerlere uğramasam olmuyordu. Yani cüzdanımda para durmayacak. Rozman alışveriş göstereceğim. Rozman'a girmek tek tek amacım kulak çubuğu almaktı. Yani bu kadar detay gerek var mıydı bilmiyorum. Normal şartlarda defterleri hani kullanmayı çok sevdiğim için bununla ilgili ayrı bir video yapacağım. Bu videoda sanırım bir yerde kısaca bahsettim. Yani sevdiğim için aldım. Bunlardan böyle açmışlar. Ben böyle paketlisini aldım. İkili böyle. Bir tanesi mint yeşil, bir mavi. Birisi açmış içi noktalı. Ve içi noktalı olan defterleri çok çok seviyorum. O yüzden direkt aldım böyle yeşil tonu. Sanki bir tık böyle fosforlu gibi bu. Ama olsun, gene beğendim. Mint yeşili. Ne kadar zor açması şu an. Makas getirmemekteki bu ısı. Bu arada makasım yok. Dokusu falan çok güzel bu arada. Bu şekilde. İki tane. Bir tane şöyle kolajen aldım. Bu markanın maskeleri çok iyi aslında. Birkaç tane daha alacaktım ama hani benim... Gerçekten ne zaman yapacağım belli olmuyor ve çok uzun süre evde durmasını da istemiyorum. Yani hani yakın zamanda yapacağımı düşündüğüm için aldım. Bir tane böyle aldım. Bunu ilk defa deneyeceğim. Bir tane şunu aldım. Şunu beğenmiştim zaten, o yüzden aldım. Yani hiçbir şey almayacağım bilsem bile bu marketlere okul şeyleri geldiği zaman ben gidiyorum, karıştırıyorum. Yani hangimiz yapmıyoruz yani. Bilmiyorum yani, bu kırtasiye şeyler benim çok hoşuma gidiyor. Dedim ve çok tatlı bir şey buldum. Bu çeşidinden bir tane kalmıştı benim girdiğimde. Ve bilmiyorum, çok tatlı. Böyle defterlerle falan çok uğraştığım için kullanırım diye düşündüm ve çok tatlıydı. Bir de yine çok tatlı 3 tane defter buldum. Böyle şey, ya bazen çantamda da defter taşıdığım için küçük olması. Bir de hani büyük deftere yazı yazmıyorum da o defterle boğuşuyor gibi hissediyorum kendimi. O yüzden ben hep küçük defter alıyorum genelde. Böyle bunlar çok tatlıydı. O yüzden bunları da aldım. Bu kadar yani. Öyle bir şey almadım. Alma gibi bir niyetim de yoktu. Sadece çok tatlı göründükleri için aldım. Onun dışında iki tane sepet aldım. Bunları da sırf böyle bir şeyleri organize etmek için. Çünkü çok fazla eşyam var ve genelde odam küçük olduğu için yatağımın altına koyuyorum eşyalarımı ve artık yer kalmadı bir şeylere. Şöyle masamın üstü çok dağınık. Birlikte bir düzen şey yapabiliriz masaya. Çok kötü bir halde şu. İzlediyseniz akşam oldu. Bayağı kopuk kopuk bir video oldu. Farkındayım. Yani hangi gün ne yaptığımı çok anlatamam. Yani çünkü ilk defa konuşmalarımı video çektim konuşarak. O yüzden biraz kopukluk olmuş olabilir. Ama bu videoyu burada bitiriyorum. Şimdi ben Pinterest gezip kahve falan içiyorum bu şekilde. Umarım bir dahaki videom daha düzgün, daha birbirine bağlantılı olur. Öyleydi. Görüşürüz.